Arkadaşlar merhaba. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım arkadaşlar. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bunu hiçbir zaman unutmadan hemen arkadaşlar iki satır sizlere bir şey söylemek istedim. Endeks şu anda çalışıyor. Canlı yayında görüyorum arkadaşlar. Endekste yükselişlerin bayram öncesinde satış fırsatı olarak sizlerin karşınıza çıkaraktan defalarca sizlere uyardım ve söyledim. 2509 seviyesinin çok önemli olduğunu, endeksimizin psikolojik desteğinin ise 2500 olduğunu söyledim. 20 günlük ortalama olan 2509 seviyesi kırıldıktan sonra sert bir satış geleceğini ve bayramdan önce yükselişlerin mutlaka kârda olduğumuz ve realize etmek istediğimiz hisselerin kısa ve orta vadedeki hisselerde bir miktar satışa geçerek veya nakite geçerek, öyle izah edeyim, bir miktar izlememiz gerektiğini sizlere izah ettim. Ve şu anda o olay gerçekleşiyor. Dün bir video çektim. Özellikle sizlere dedim ki bayramdan önce borsadaki stratejimize planımız ne olmalı? Ne yapmalıyız? Borsada ne yapalım? Gibisine sizlere açıklamalarda bulundum. Ve dedim ki gün içerisinde artı bir, bir buçuk, gün içerisinde eksi bir, bir buçuk hareketler yapacağız. Ve bunu bu hafta, yarın ve önümüzdeki hafta da bu şekilde devam edeceğiz. Bunları göreceksiniz. Yükselişlerin devamlı olarak bayramdan önce satış fırsatı yapacağınızı sizlere izah ettim. Tabii bu söylediklerim kesinlikle kendi kararınız ve iradeniz ile yaptığınızı da biliyorum. Ama 23 yıllık borsadaki tecrübelerim bana şunu diyor. Geçen Ramazan bayramında da sizlere ne dedim? Bayramdan bir hafta önce videolar çekerek sizlere uyardım. Dedim ki arkadaşlar borsada bayramlardan önce mutlaka bir geri çekilme olabilir. Kendinize, hisselerinize dikkat edin diye sizlere uyardım. Ve bayramdan tabii ki herkes 2-3 gün önceden satmak istiyor. Ona göre tedbir alıyor. Ama uyanıklar bayramdan bir hafta 10 gün önce satarak nakite geçiyor. Aynı burada da o uyanıklar gibi biz neden uyanık olmayalım diye sizlere uyardım ve geçen hafta Perşembe gününden itibaren yaklaşık bir haftadan beri sizlere devamlı söylüyorum, bayramdan önce nakite geçmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Kısa ve orta vadeli hisseler için, uzun vadelere sözüm yok. Bir de şunu izah edeyim, hisseler çok düştü, özellikle Ereğli hakkında çok sorular geliyor. 30 altında alınır mı, ben uzun vade düşünmek istiyorum. Ben de diyorum ki bir müddet daha izleyelim. 26 seviyesi bizim aşağıda Ereğli'de destek noktası. Bir 26'yı görme ihtimalimiz olabilir. Takip edelim, karar tamamen sizin olmak üzere. Bir miktar daha borsada izlemekte fayda var. 2450 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. İzleyelim. Alım için bence acele etmeyelim. Tabii ki karar sizindir. Uzun vade düşünüyorsanız kademeli olarak değerlendirilebilir ama benim söyleyecek fazla bir lafım yok. Kanalıma abone olursanız ve güncel haberlerden, gelişmelerden takip etmek istiyorsanız da arkadaşlar Twitter'da Borsa Kapısı Resul yazarsanız günün gelişmeleri hakkında da size orada bilgi veriyorum. Endeks 2509 seviyesine geldiğinde zaten Twitter'a da anlık bir mesaj attım arkadaşlar. 20 günlük ortalamaya geldi ve kırılabilir, dikkatli olun diye siz de uyardım ve kırılır kırılmaz zaten siz de gördünüz. Robotlar devreye girerek 2-2,5 birçok hisse aşağıya geldi. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.